Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Umarım hepiniz iyisiniz. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Rabbim evlerinize huzur versin, mutluluk versin. Rabbim rızıklarınıza hayırlı bereket versin, işlerinizi rast getirsin. Dileklerimle ee, videoma başlayacağım inşallah. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar ben bir önceki videomda bu karelerin yapılışını çektim. Bu videomdan bir önceki videomda bu karelerin yapılışını çektim size. Bakın böyle bunların yapılışını çektim. Bu videomda da bu e, süslemesini çekeceğim inşallah Allah'ın izniyle. Bu çiçekleri nasıl yapıyorum? Tohumlarını nasıl yapıyorum? E, bunları çekeceğim sizler için. Allah nasip ederse inşallah. Evet canlar bunu e, bunu yapmak için ben ne yaptım? 5 paket yaptım. 5 tane paket yaptım. Kare Onar onar yaptım. Önce biraz haruşe yaptım arkadaşlar. Bakın ben lastik yapmadım. Siz isterseniz lastik yaparsınız. Ben lastik yapmadım. Bakın böyle e, haruşe yaptım birkaç sıra. Daha sonra e, onar onar kare şeklinde yaptım. Onar onar kare şeklinde yaptım arkadaşlar. Mesela 10 ilmek düz ördüm. E, arada Aradaki ilmeklerim 2 tane ters her 10 ilmeğin arasında 2 tane ters ördüm böyle. Mesela 10 düz 2 ters 10 düz 2 ters ee, bu şekilde e, kutucuklar yaptım arkadaşlar. ve 10 sıra ördükten sonra zaten diğer bir önceki videomda izlerseniz yapılışını görürsünüz. Ama burada da anlatımını yapayım ben. Burada da anlatımını yapayım. 10 sıra ördüm. Düzü düz, tersi ters ördüm arkadaşlar. 10 sıradan sonra 2 sıra haroşa ördüm. Yani e, kutucuğun bitiminde 2 sıra haroşa ördüm. Tekrar Renk geçişi yaptım arkadaşlar. Bakın burada renk geçişi yaptım. Renk geçişini yaparken de iki tane haroşa ördüm. Çünkü bu rengin başlangıcı. Hani burada haroşa ile başladık. Bitirdik. İkinci rengimizi de haroşa ile başlıyoruz iki sıra. Daha sonra 10 sıra düz örüyoruz. Düzü düz, tersi ters örüyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın böyle. Burada da 10 sıra ördükten sonra yine bitiminde 2 sıra haroşa örüyoruz. Daha şık duruyor. Bakın böyle daha şık duruyor. Ama direktmen renk haroşa örmeden direktmen renk geçişi yapsaydık güzel olurdu ama bu kadar güzel olmazdı. Öyle diyeyim. Anlatımımı yaptım. Bunu ben yele süveter yaptım. Bakın böyle süveter yaptım. Nakışladım her tarafını. Sizler için de şurada, burada birazcık yer kaldı. Ee, onu da sizlerle beraber yapacağım inşallah. Allah izin ederse. Ee, hadi bismillah deyip başlayalım. Benim böyle bir aparatım var. İğnem var. Süs yapmak için ben bu iğneyi almıştım arkadaşlar. Şöyle göreyim. Bak, bı bırakayım görün. Böyle. Ee, ye yeşili pembeyle pembeyi yeşille süsledim. Ve şimdi ipimi takayım. İğneme ipimi takayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ve başlayalım. Çiçeklerimizin yapılışını nasıl yapıyoruz? Çiçeklerimizi nasıl yapıyoruz? İpimi takabilsem. <laughs> evet ipi taktım arkadaşlar bakın böyle ipi taktım ben ucuna bir tane düğüm atıyorum şöyle bir düğüm tam 3 kısmına bakın arkadaşlar tam üç uç kısmına bir tane düğüm attım bakın böyle şimdi ne yapacağım şimdi bunu şöyle fazla fazla yönünü arkaya alalım daha da şey yapalım böyle şimdi bakın bu kutucuğumuzun görünüyor mu ki bilmiyorum görünüyor mu? Evet görünüyor. Evet. Kutucuğumuzun e, siz isterseniz sayarak yaparsınız, isterseniz benim gibi pratik yaparsınız. Kutucuğumuzun tam ortasına bakın. Kutucuğumuzun tam ortasından şöyle arka taraftan bakın şöyle arka taraftan tam ortadan bir yerlerden ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın ipimi sabitliyorum. Sabitliyorum. Şöyle bir de bir bağlıyorum. Bakın daha garanti olsun diye sökülmesin diye. Şöyle uca doğru bakın. İpi sabitledim. Bakın böyle. Daha sonra daha sonra şimdi buradan tabi bismillah dedik. Şimdi ortalara doğru. Şöyle şurada şurada ortasını buldum ben. Pratik olarak buldum arkadaşlar. İpimi çıkarttım. Bakın böyle çıkarttım. Bakın. İpimi böyle çıkarttım. Düz yüzüne. Şimdi ne yapıyorum? Çıkardığım yerden bakın çıkardığım yerden şöyle bir benim istediğim Boyuta bir yerden iğnemi bakın böyle çıkarttım. Bakın böyle çıkarttım. Şimdi bu ipimizi bakın şu ipim iğnedekini değil, bakın iğnedekini değil, şu ipimizi iğnemizin arkasından şöyle getirdik. Bakın şöyle getirdik. Parmağımızla da bak, şu, bakın şurada tuttuk ve şöyle iğnemizi çektik. Bakın. Şöyle. Bakın şimdi böyle bir görünüm oldu. Şimdi ne yapıyoruz? İğnemizi şuralardan bir yerden tekrar aşağıya örüyoruz. Bakın böyle şimdi bir yaprağımız oldu. Bir yaprağımız oldu. Şimdi tekrar aynı yuvadan iğnemizi çıkartıyoruz. Bakın böyle çıkarttık tekrar e, tabi bu, bunun püf noktası arkadaşlar hep aynı yönden geleceksiniz. Böyle geliyorsanız hep aynı yönden. Böyle geliyorsanız hep aynı yönden geleceksiniz. Şimdi ipimi şöyle attım. İğnemi aynı yuvadan geçirdim. Ve istediğim ye yere gelince bakın istediğim yere gelince iğnem bakın iğnemi çıkarttım. İğnemi çıkarttım. ipimi aldım iğnenin arka tarafından aldım ve böyle üstünden tuttum. Bakın iğnenin üstünden tuttum. Şöyle. Tuttum, iğnemi çektim. Bakın. Böyle çektim. İğnemi çektim. Bakın. Çok yavaş anlatıyorum ki e, bilmeyenler için. İğnemi çektim arkadaşlar. Tekrar şuradan bir yerden iğnemi geçiş yaptım ters yöne. <laughs> Bakın böyle ikinci yaprağım oldu. Şimdi ikinci yaprağımız oldu. Aynı yine aynı yuvadan ipimi iğnemizi çıkartıyoruz. Bakın aynı yuvadan çıkarttık. Aynı yuvadan çıkarttık ve ipimizi yine şöyle yaptık. Aynı yuvadan tekrar istediğimiz yerden iğnemizi çıkarttık. Bakın şimdi şu ipimizi şu ipimizi iğnenin altından aldık geldik ve şurada iğnenin üstünden getirdik. Şurada parmağımızla tutuyoruz ve ipimizi çekiyor. İğnemizi çekiyoruz. Bakın. Üçüncü yaprağımızı da yaptık işte. Şimdi buradan çektikten sonra böyle şuralardan ipimizi, iğnemizi ters yöne geçiriyoruz. Bakın 3. yaprağımız da oldu. Böyle. Tekrardan aynı yuvadan çıkartıyoruz. Böyle. Çok sıkmayalım ama arkadaşlar. Bakın çok sıkmayalım. Çok sıkınca işimiz görünmüyor. Bakın. Böyle. Şimdi yine aynı dördüncü yaprağımızı yapacağız. Aynı yuvadan ipimizi geçirdik. İstediğimiz yerden ip iğnemizi çıkarttık ve ipimizi aldık üstünden çektik. Ben çok yavaş anlatım yapıyorum. Yoksa şimdiye ben çabuk 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 yapar giderdim. Ama anlatım yaptığım için kusuruma bakmayın. Yavaş yavaş yapıyorum. Bakın böyle. Dördüncü yaprağımızı da yaptık. Bakın. Şimdi tekrar şöyle çevireyim. Şimdi istediğim yerden aldım ipimi. İğnemi aldım ve aynı aynı yönden yine, iğnemin üstünden geçirdim ipimi. Çektim iğnemi. Bakın böyle. neyle Leyla. 5. yaprağımızı da yaptık. Bakın şimdi tekrar şuradan bir yerden aynı çekeceğiz. İsterseniz 5 yapraklı yaparsınız. İsterseniz 4 yapraklı. isterseniz 6 yapraklı. Ben 6 yapraklı yaptım. Kutucuklar biraz büyük olduğu için ben 6 yapraklı yaptım arkadaşlar. Şöyle. Evet bakın. Şimdi bunu da bu son yaprağımız aldı. Evet bakın çiçeğimiz oluştu. Bakın çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi altı yaprağımı yaptım. Şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar bakın. Ters çeviriyorum. Bu ipimi şuradan bir yerlerden bakın şuradan bir yerlerden önce bir sabitliyorum. Tekrardan Bakın şöyle bir yapıyorum. Daha sonra tekrar herhangi bir yerden şöyle herhangi bir yerden düğüm atıyorum. Evet bakın böyle keseceğim. Bakın şöyle şimdi bir çiçeğimiz oldu. Ben diğer iki çiçeğimi de yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Çiçeklerimi yaptım. Bakın böyle. Şimdi bunu e, şu to tomurcukları yapacağız arkadaşlar. Tohumları yapacağız. Bakın şunları şöyle yapacağız. Şu sarı tohumcukları yapacağız. Ne yapıyoruz? Şimdi ben iğneme ipimi taktım. Aynı tondan sarı ipimi taktım. Ee, ben lif ipinden aldım arkadaşlar. Tek böyle yani bu renk ipim yoktu yani bu e, aynı ipten yoktu sarısı bende. Lif ipinden aldım. Yani tek e, tek kat olsa daha güzel olur, daha kolay olur. Şöyle ipimi düğümledim. Bakın ipimi düğümledim ve şöyle şey yaptım. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çiçeğimizin yine e, işimizin yine ters yüzünden ipimizi sabitleyeceğiz. Bakın şuralardan sabitleyeceğiz ipimizi. Ben illaki bağlama bağlıyorum ki hani bu ileride kullandıkça deforme olmasın, çözülmesin diye bakın şöyle bir bağladım. Şöyle bağladım ve şöyle herhangi bir çiçeğin orta yerlerinden çıkarttım ipimi. Bakın böyle ipimi aldım. Böyle aldım ipimi şimdi. Bu ipimiz böyle alındı. Ne yapıyoruz? Şurada görünüyor mu ki? Görünüyor. Biraz büyütebilsem Bakın şöyle arkadaş şimdi ipimi ben düz düz yöne aldım. Böyle aldım. Ne yapıyorum? Şu, şimdi şuralardan bir çiçeğimizin herhangi bir kanadının dibinden iğnemizi geçiriyoruz. Diğer karşı taraftan yine aynı çiçeğimizin dibinden çıkartıyoruz. Bakın böyle. İğnemizi çıkarttık. Çıkarttık. Ve ne yapıyoruz? Şimdi iğnemizi tutuyoruz ve iğnedeki ipi değil. Bakın arkadaşlar, iğnedeki ipi değil. E bu ipi bu ipimizi şöyle sarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 yani ipin inceliğine kalınlığına göre arkadaşlar bakın böyle iğneme sardım iğneme doladım şimdi bunu böyle 23 24 25 olsun şöyle şimdi böyle ipi sardığımız ipi iğneden kaydırarak çıkartıyoruz bakın böyle kaydırarak çıkartıyoruz bu da çiçeğimizin tohumu olacak bakın umarım inşallah görünüyordur bakın böyle kaydırarak çıkartıyoruz hani ee, lif ipi ve iki kat olduğu için bende biraz böyle şey oluyor. Tek kat olsaydı hemen çektin mi çıkardı. Çektiniz mi çıkardı. Bakın böyle kaydırdık iğneden ve iğnemizi şöyle işimizi bastırarak çekiyoruz. Bakın iğnemizi çektik. Ve burada sabitlemek için bakın şöyle birazcık yerleştiriyoruz. Bakın şöyle. Bakın tohumumuz oldu. Bakın çiçeğimizin tohumu oldu. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aynı çıktığımız yerden değil de başka bir yerden hemen aşağıya alıyoruz iğnemizi. Ters yöne aldık. Bakın böyle. Aldık. Bakın tohumumuz oluştu. Tohumumuz oluştu ve ters yönden ipimizi burada herhangi bir yere sabitleştireceğiz arkadaşlar. Bakın düğümünü atacağız sabitleştireceğiz. Şöyle. Bir. Ben iki defa şey yapayım. Biraz garanticiyim. İki. Ve kesiyoruz. Bakın tohumumuz oldu. Bir tane daha sizinle beraber yapayım. Bakın umarım anlaşılmıştır. Evet. Bakın şimdi yine yine ters ters yöne çeviriyoruz. Herhangi bir yerinden ipimizi sabitleyeceğiz. Herhangi bir yerinden, yani çiçeğin içerisinden ters yönden ama herhangi bir yerden fark etmez. İpimizi sabitleyelim şöyle. Bakın sabitledik. Ben düğümledim. Şöyle düz yönüne iğnemi aldım. Bakın düz yönüne iğnemi aldım. Şimdi aynı önceki yaptığımız gibi, bakın ipimiz böyle, İpimiz böyle ve herhangi bir yaprağın dibinden karşıdaki yaprağın dibinden arkadaşlar bakın, bakın çıkartıyoruz, bakın çıkarttık iğnemizi, bakın böyle. Yani e, geçirdik ama e, iğneyi tam çekmeyin, bakın şöyle iğne sabit kalacak. İğne sabit kaldı ve e, iğne bakın iğnedeki ipi değil. İğnedeki ipi değil. İşteki ipimizi sarıyoruz iğnenin üstüne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 22 23 24 25 tane sardım ben. 25 tane. İpimi doladım bakın iğnedeki ipim zaten duruyor böyle bakın şimdi e, şuradan tutuyoruz ipimizi son sardığımız yerden tutuyoruz ipimiz açılma yapmasın diye ve iğneden kaydırarak sardığımız yeri iğneden böyle kaydırarak iğnemizi çıkartacağız içerisinden şöyle kaydırarak bakın şöyle bu da çiçeğimizin tohumu. Evet bakın çıkarttık. Bakın çıktı bitti yine de. Yine aynen böyle tutuyoruz. Son sardığımız yerden tutuyoruz. Ve şöyle ipimizi kaydırarak çekiyoruz. Bakın. Bakın bu da oldu. İkinci çiçeğimizin tohumu da oldu. Ve iyice emin olduktan sonra tam e, sıkı olduğundan emin olduktan sonra şuradan herhangi bir yerden iğnemizi tersten çıkartıyoruz. Bakın böyle. Bakın bu da oldu. Şimdi bunu yine şuralardan bir yerden sabitleyelim. Fark etmiyor arkadaşlar nereden olursa sadece ön yüze çıkmasın. Şöyle düğümümüzü atalım. Evet. Böyle arkadaşlar kestik. Evet bakın ikinci çiçeğimizin de tohumu oldu. Bir tane kaldı onu da ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Süveteri bitirdim. Bakın nasıl oldu? Böyle. Nasıl olmuş? Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bakın. Ben de manken yok diye bakın yastığa giydirdim. Benim yaptığım süveter böyle oldu. Bakın. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Bakın. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz ee, izlemenizi rica ediyorum Hatice'nin Hobileri kanalıma abone olup e, zil işaretine tıklayıp tümünü tıklayıp bütün paylaştığım videolarımdan haberiniz olur ee, ben beni izlerseniz mutlu edersiniz arkadaşlar bakın böyle işlerimi e, görürsünüz yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah diyorum.